Herkese merhabalar. Bu videomda değişik bir video çekeyim. Malum hepimizin cep telefonu, bilgisayar, tabletimiz var. Şimdi ben de şöyle bir olay yaşadım. Cep telefonu 6, iPhone 6S'ti. Bunun bataryası ölmüştü, artık telefon kapanmaya başladı falan. Ben de dedim ki internetten sipariş vereyim, telefonun bataryasını değiştim. Tabii bu işi bilmiyorsanız iyice araştırın derim yaparken. Mesela ben şarj kablosunu, pardon, anakarta bağlantı ucunu geç söktüm. Pile değiştirdim. Telefon Elma logosunda kaldı. Ondan sonra bir tane telefoncu tamirciye götürdüm. Telefon yaklaşık bir ay bekledi. O da böyle bir anasını ağlattı telefonu diyeyim. Sonra telefonu verdi. Bu olmuyordu da verdi. Bunda anakart problemi var filan. Neyse. Geçelim bunları. Artık servisleri de biliyorsunuz. Bir de servisler. Herkes için konuşmuyorum tabii ki. Hakkıyla yapanlar var, yapmayanlar var. İşte telefon çeşitli malzemelerini boşaltıyorlar. Bu telefon için de yaşadım. Telefonu aldım. Sonra kendim bilgisayar kablosuyla, işte başınıza gelirse, benimkisi Elma logosuna kaldı pili değiştirdikten sonra. Telefonu tekrar geri yükleme yapıyorsunuz. iPhone'ların böyle bir güzel özelliği var. Eğer Windows için kurulum yapacaksanız iTunes'u kuruyorsunuz bilgisayarınıza. iTunes üzerinden kabloyla bağladığınızda iTunes zaten otomatik olarak yakalıyor. Geri yüklem yapılsın diyor. Bir iPhone bulundu falan diyor. Oradan geri yüklem adımlarını izleyebilirsiniz. Tabi başınıza işte 1001 hata kodu. Ben de şu an 4014'ü alıyorum. Bu hafıza, yani donanımsal bir arıza kodu. Bunu da bayağı bir internetten araştırdım. Bununla ilgili merak edenler olursa buna da çözümleriyle ilgili video atabilirim. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şimdi telefon bu hafta bayağı bir arıza onarımlarıyla uğraşınca. Şimdi bu telefon için şey yapmayı planlıyorum. İleriki aşamalarda düşünüyorum. Şimdi telefon fiyatlarını biliyorsunuz. Telefonlar bayağı bir pahalı. Şu an bu telefonun 128. Ben şimdi bir anakarta baktım şeyden, AliExpress üzerinden. Yaklaşık bu cihazın 128 versiyonluk anakartı 460 civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsun. İşte markada modele göre değişiklik gösteriyor. Şimdi cep telefonu 128 GB'lik versiyonu N11 üzerinde baktım, internet üzerinden yaklaşık hemen hemen aynı oldu. 100-200 oynayabiliyorsunuz arasında. Yaklaşık fiyatı da 7500 lira civarıydı. Şimdi onarımları bunu arızalı olarak alsınız. Şöyle bir düşünce aklıma geldi. Dedim bununla ilgili de bir video çekeyim. Herkes tabii görüşünü paylaşır. Şimdi parçalarına bakıyorum. Biliyorsunuz cep telefonlarında muazzam vergi var. Bunu parça parça, mesela böyle arızalı bir telefon olup çok telefona ihtiyacın olup bu paraları çıkamayacak insanlar için bir çözüm düşündüm aslında. Şimdi bunu açtığınız zaman içinde çok büyük parçalar yok. Şu ekran dahil her şeyi alabiliyorsunuz. Yani şu kasa elinizde olsun, İçindeki tüm malzemeleri alabiliyorsunuz. Ben şöyle bir şey yaptım, sadece anakartını alırsam 460 lira. Ekranı deseniz, işte bu ekranınız varsa şu an mesela görüyorsunuz, ekran çatlak, köşelerine kırıklar var. Çok problem değil. Ekrana da baktım, ekranda 50 TL civarı. Tabi altındaki malzemelerle değiştireceksiniz, kamerayla falan. Onunla ilgili de ileride bir video yapmayı planlıyorum. Ekran siparişi verdikten sonra çekeceğim videoyu. Şimdi biliyorsunuz vergilerden dolayı telefon 2-3 katı çıkıyor. Bakıyorum parçalarda daha ucuz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aklınıza gelebilir. Direkt cep telefonu sipariş versen ucuz yurt dışından, gümrükten geçmiyor. Şimdi gümrük mevzunu da inceledim. Size AliExpress üzerinden siparişleri de bahsetmek istiyorum. Şimdi AliExpress üzerinden sipariş verirseniz gümrüğe takılmaması için paketinizin 22 euro, dolar olarak da 27 dolar olarak belirlemişler. Bu miktarları geçmemesi lazım. Tabii şimdi AliExpress tarzı satış yapan, Amazon tarzı satış yapanlar uyanmış mesela gümrüğe takılmasın diye 100 dolarlık ürün de olsa üstüne 10 dolar yazıp veriyorlar. Şimdi biliyorsunuz AliExpress'in Türkiye'deki şeyi PTT Kargo üzerinden geliyor. PTT Kargo da İstanbul gümrüğünden giriş yaptırıyor malzemeyi. Oradaki gümrükteki üstüne inceliyor. Tabi Çin'den sipariş falan gelecek, inceliyorlar. X-ray'den falan geçiriyorlar, bakıyorlar. Bu 10 dolarlık mı değil mi? Ürününüz takılabiliyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela daha sipariş vermeye başlamadım. Eğer sipariş verirseniz yüksek oranlarda sipariş vermeyin. Mesela parça parça gelmesini bekleyin. Şimdi kargoda şöyle gümrüğe takılsa bile şöyle bir kurtarma olayınız oluyor. Tek parça verdiğiniz zaman, ben bunu işte ticaretini yapmıyorum. Zaten burada amaç gümrükteki ticaretini engellemek. İşte vergi kaçırılmasını önlemek. Bunu da devlet 22 euro gibi bir bedel belirlemiş. Ha, bir de bazı ürünler var. Onun da bilgisini vereyim. Kozmatik, cep telefonu, bu ürünler fiyatı bedeli ne olursa olsun gümrükten geçmiyor.
Şimdi gelelim meselemize. Bu telefonu toplamak isterseniz parçalarına sipariş verirseniz şimdi üzerine yazıyor. Tek ürün olduğu zaman gümrükten takılsa bile alma şansınız var. Gümrükle işte irtibata geçiyorsunuz. Ben bunu işte onarım için sipariş verdim. Kendi şeyinizi filan. Bu şekilde gümrükten çıkabiliyor. Bir de tabii hediye kartı kısmı var. O kısma girmeyeceğim. İşte bir şahıstan gelmesi lazım yalnız bu böyle olabilmesi için. Bu çok mümkün gözükmedi gözüme. Bir tane darılzan olması lazım Çin'de. O size hediye gönderecek. İşte gümrüğe takılmasın diye. Bu olaylar zaten zor. Şimdi olabilecek olasılıkları anlatayım dedim. Şimdi bu telefonun her şeyine falan baktım yaklaşık. Yani ben bu telefonu telefoncuya veririm. Al kardeşim ben bunu kullanmıyorum desen. Anakartını sipariş verip yaklaşık bu telefonu 1000 lira civarı toplayabilirsiniz. Bir de bu 32'lik versiyonu bunu 128 yaptığınızı düşünün. Daha yani 7500 liraya alacağınız bir telefonu yaklaşık 1000 liraya. Tabii telefoncudan böyle bir telefon bulup alırsanız bu temiz mesela benim tek kullandığım telefon sıfır olarak aldığım bir ürün. Şimdi bunun üzerinde onarımlarını yapmayı planlıyorum. Sonra bakacağım artık telefonu kullanıldığı duruma bak getirdiğinde. Bununla ilgili videolar da yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi arıza onarımları falan da var. İşte bunlarla ilgili bayağı bir video çekenler falan var. Arkadaşlar işin ehli olanlar öyle söylüyorlar videolarına. İşin ehliyiz. Buna parça değiştirdiği zaman herkes kendine bir ehil olarak görür. Tabii bu parça değiştirme olayları biraz tecrübe, el alışkanlığı meselesi. Yapılabilir mi? Evde yapılabilir bence. Ben elektronik merakım var. Zaten kendim elektronik mezunuyum. Bununla ilgili arıza onların videoları çekmek istiyorum. Sizden sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına beklerim. Bununla ilgili onların videoları çekmeye devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz çeşitli dallarda videolarım var. Arıcılık bilmem görüyorsunuzdur. Bir yere gittiğim zaman merak edenler için oranın kültürel yapısıyla ilgili videolar yapıyorum. Umarım videomda açıklayıcı olmuşumdur. Merak ettiğiniz olursa bunlarla ilgili videolar çekmeyi planlıyorum. Görüşmek dileğiyle.